Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. 7. sınıf matematik dersinde çember ve daireden devam ediyoruz. 2. videoyla karşınızdayız. Buyurun. Şimdi bu derste neyi göreceğiz sevgili arkadaşlar? Bu derste biz dairenin alanını göreceğiz arkadaşlar. Çember dediğimiz şey burada arkadaşlar. Bunun çevresi tek boyutlu, uzunluk olarak dönüşüyor. İçi boş. Bu çember. Bunun çevresi vardır. Çevresine 2 çarpı pi çarpı r demiştik. Birinci videoda hikayesini anlattık. Dedik ki çemberin çevresinin çapına bölümü her zaman bilim adamlarına tarihte göstermiş ki pi sayısına aynı sayı veriyor. Demek ki o zaman çapla pi'yi çarparsam çevreyi, o zaman 2r ile pi'yi çarparsam 2r çap ediyor. R yarı çap, unutma. Küçük r'miz yarı çap. 2r ile pi'yi çarparsak, yani 2 pi r dersek biz çevreyi buluruz. Alan böyle değil. Alan içi dolu bir bölgeyi, iki boyutu gösteriyor arkadaşlar. Alanın formülü ise yazıyorsun güzel kardeşim. Pi çarpı R'nin karesi arkadaşlar. Sıralama nasıldır? Önce üstü sayı, sonra çarpmayı, değil mi? Dikkat! Önce R'nin karesini alacaksın, sonra pi ile çarpacaksın. Evet, pi 3 alın demiş. Pi R kare yapıyorum. Bunun karesi 16. 3 ile çarp 48. Bunun karesi 9. 3 ile çarp 27. Bunun karesi 4. 3 ile çarp 12. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Pi R kareden dairelerin alanlarını bulmuş oluyoruz. Şimdi şurada bir iki tanesini şöyle göstereceğim. Pi r kare dediğimiz arkadaşlar. R'nin karesi çarpı pi. Mesela bunun karesi 100. 100 çarpı 3,14. 314,2 basamak atlatacak. Bunun karesi 49 çarpı 22 bölü 7. 49 da 7 sadeleşti. 7 kaldı. 7 çarpı 22. Hesaplayalım. 7 çarpı 20 desek 140. 7 çarpı 2,14 daha 150. 4 gibi. Bunlar kolaydı. Bunları yapmıyorum. Esas burası uğraştıran. Pi'yi vermiş, R'yi istiyor. Bakın. Alan pi çarpı R'nin karesi. Evet. Pi 3 ise 3R kare eşittir 27'den. Önce ne yapıyorum? Önce ne yapıyorum? 3'ü götürüyorum. 3'e böleceğim ki pi'nin sayısına karşı pi'yi karşıya atıp bölmem lazım. Çarpanı karşı tarafa atıp bölmem lazım ki R kareyi bırakayım. Sonra diyeceksin ki R'nin karesi, mesela 3R kareyi böldüm 3 her tarafı. R kare eşittir 9. R'nin karesi 9 ise R nedir? Hocam 3'tür. Eksi 3 olabilir mi? Değil. Eksi sayıların da karesi pozitif ama bir uzunluk eksi olamaz. Burada artı alacaksın, tamam? Aklına gelen arkadaşlar için bir uyarı yapalım. Evet. 3R kare 192 ise bölüyorum ben 3 arkadaşlar. R kare 64. O zaman R neymiş? Kimin karesi 64'tür? 8. Gibi gibi hepsini bölüp yarı çaplarını bulabilirsiniz. Sorumuz şu. Şimdi birinci sorumuza geliyoruz. Diyor ki yandaki 1 Türk lirasının yarı çapı 2.6 santimdir. Buna göre bu Türk lirasının bir yüzünün yaklaşık alanı kaç santimetre karedir? Pi çarpı R'nin karesi. Pi ne? 3,14 alın demiş. R'nin karesi 2.6'nın karesini alacağız. Hadi bakalım arkadaşım. Önce 2.6'nın karesini alıyoruz. Sonra bununla çarpıyoruz. Ondalıklı çarpma var. Hadi bakalım. 2,6 çarpı 2,6. 6 çarpı 6 36 elde var 3. 6 çarpı 2 12 elde var 3 daha 15. 2 çarpı 6 12 elde var 1. 2 çarpı 2 4 elde var 1 daha 5. Topluyorum. 6 7 6. 6,76 geldi arkadaşlar. Şimdi 6,76 ile 3,14'ü çarpıyorum. 6,76 3,14. Bunu izleyen arkadaşım, ya ben ondalık çarpmaları yapmak zorunda mıyım? Evet arkadaşlar, maalesef bu işleri yapmak zorundasın. Çünkü ondalıklı çarpmayı öğrendin. Burada onu da sınıyor. Yapabiliyor musun diyor. Tamam. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Israr var arkadaşlar. 2 virgül kaydırdım. 2 virgül kaydırdım. Tam sayı yaptım. Toplamda 4 virgül kaydırdığım için en sonunda 4 virgül küçülteceğim. 4 çarpı 6 24 elde var 2. 4 çarpı 7 28 elde var 2 idi 30 elde var 3. 4 çarpı 6 24 elde var 3 daha 27. 1 çarpı 6 6 1 çarpı 7 7 1 çarpı 6 6. 3 çarpı 6 18'in 8'i elde var 1. 3 çarpı 7 21 elde var 1 de arkadaşlar. Ne oldu? 22 elde var 2. 3 çarpı 6 18 elde var 2 ne oldu? 20. Topluyorum. 4, 6, 15, 22'nin ikisi elde var. 2, 8, 10, 12 elde var. 1,
1 koydum 21. 4 virgül yutuyorum 1, 2, 3, 4. 21,226. 21,22 değil 23 yapar yuvarladığımız zaman bunu arkadaşlar. Tek mantıklı şıkkımız en yaklaşık dediği için bakın şurayı bir basamak yukarı attığı için 23 yaptı. Tamam mı? Kesti orasını diye B şıkkı geldi. Bakalım aşağıdaki şekillerden hangisinin alanı en küçüktür? Bunlar kare ve dikdörtgenlerin alanı taban çarpı yükseklikle bulunurdu. 16, 4 çarpı 4, 5 çarpı 8, 40. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2, 6 ile 5'i çarpı 30 bölü 2'ye 15. Bu pi r kareydi. Değil mi? Pi 3 alın diyor. 3 çarpı r'nin karesi 9 eşittir 27. Bana neyi sorur? En küçüktür. 27, 40, 16, 15. Geldim C şıkkını işaretledim. Alanı 75 santimetre kare olan dairenin çevresi kaç santimdir? Pi çarpı r'nin karesi 75'miş. Pi biliyorum 3. Koyalım. 3 tane r kare 75. Bölelim 3'e. R kare eşittir 25. Kimin karesi 25'tir? R'nin 5 olduğunu buldum. Bana neyi soruyor? Çevresini soruyor. Çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Mükemmel bir soru. Çevreyi verip alanı isteyebilir. Alanı verip çevreyi isteyebilir. Bu oyunları oynar. 2 çarpı 3 çarpı R'miz 5 ise arkadaşlar ne oldu? 6 çarpı 5'ten 30 santim bunun çevresi olacak diyoruz. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Pizza dilimi gibi belli bölgelerin alanı. Şimdi biz çevreyi bahsederken, yayı bahsederken, kesik yayları bahsederken pizza dilimlerinin demiştik ki önce tüm çevreyi bulup 2 pi r'den 360'a şu kadar düşüyorsa tüm çevrede 60 çevreye ne düşer? Dereceye ne düşer? Oran orantı yapıyorduk. İçler dışlar çarpımı. Alanda da aynısı arkadaşlar. Bakın. Menisa diyor ki çapı 28. O zaman R'si 14. Aman dikkat. Bizim çapla işimiz yok. Yarı çapla işimiz var. 60 derecelik dilim keserek servis yapmıştır. O zaman pi r kareyi bulalım. Pi çarpı r kare. Tüm alanını bulalım. 3 çarpı 14'ün karesi ne arkadaşlar? 196 yapacaktır. 3 çarpı 196. Çarpmıyorum. Çarpmıyorum. İsterseniz çarpalım. Bunu da şöyle bularım. Çünkü sonunda sadeleştireceğim için o dediğimi ne demek olduğunu birazdan anlayacaksınız. Ama merak eden arkadaşlar için çarpalım. 200 deseydik 600 olurdu. 12'yi çıkartırsam 588 yaptı bunun tüm alanı. Şimdi diyorum ki 360 dereceye 588 alan düştü. 60 dereceye ne düşer? Tamam mı? Oran orantı. Şu tüm tamamı 360 dereceye şu alan düştü. 60 dereceye ne düşer? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Gören 6'ya böleceğimi de buradan anlar. O yüzden çarpmayın demiştim. Ama ne yapalım? 60 çarpı 588 bölü 360. Hemen gör kim sadeleşecek. Abi bununla bu sadeleşir. Aşağıda 6 kaldı. 588'i 6'ya bölersek arkadaşlar ne oldu? 98 gibi bir rakam. 98 santimetre kare. Şuradaki pizza diliminin alanı bize gelmiş olacak diyoruz. Gelelim sorumuza. Firdevs Hanım eşit büyüklükteki 3 parça kumaşı bir araya getirerek O merkezi 70 cm yarıçaplı daire şeklinde bir masa örtüsü dikmiştir. Parçalardan birinin alanı kaç metrekaredir diyor. Evet arkadaşlar pi çarpı r'nin karesini alıyoruz tüm alanı bulmak için. Şimdi bunlar 3'ü de eşit olduğuna göre 360'ı 3'e bölersek 120, 120, 120. Bir tanesinin alanını soruyor. O zaman tüm alanı bulup 3'e bölsem bir tanesinin alanı bulurum. Pi r kareye bakıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 70'in karesi 4900. Tamam mı? Ama hesaplamıyorum. Niye? Çünkü bu tamamı yine 3'e böleceğim. Bunu 3'e bölersem 4900 kaldı. Bir tanesinin alanı 4900 santimetre kare. Bana ne dedi? Kaç metrekaredir? Hatırlayalım. Metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Uzunluklarda onar onar gidiyordu. Alanda metrekare, desimetrekare, santimetrekare, milimetrekare olduğu için yüzer yüzer gidiyor. O zaman metrekareden arkadaş, santimetrekareden metrekareye giderken 4 tane sıfır sileceğim. Yani 10.000'e böleceğim. 4900 1 2 3 4 0,49 oldu arkadaşlar. D şıkkı cevabımız. Bir papyonun alanı
O merkezli daire dilimindeki oluşmuş yukarıdaki papyonun alanı. Şimdi bir tanesi 30 derece, bu da 30 derece. Ayrı ayrı hesaplayıp 2 ile çarpmaktansa 60 derecelik daire dilimini hesaplasam da olmaz mı? Değil mi? Kısa yoldan. O zaman pi r kare. Pi'miz 3,14, r'miz 3. Yarıçap 3 burada. 3,14 çarpı 9. Tamam arkadaşlar? Bunu sonra kaça böleceğim ben? Tamamı 360 derece bu. Ben 60 derecelik dilim bekliyorum. Yani 360'ın 6'da 1'i ya. Değil mi? Bunu uzun uzadıya çarpıp sonra bir daha 6'ya böyle yaparsam eziyet. Bunu bırak. Böyle kalsın bu. Bunu çarpma. De ki ben ne yapacağım sonra? Tamam 360 derece. Ben 60 derecelik dilim istiyorum. 6'ya böleceğim. 6'da 1'i. O zaman böl bunu 6'ya abicim. Çıksın iş. Tak tak. Burası 2, burası 3. 3,14 ile 3'ü çarpacağım. Sonra 2'ye böleceğim. Çarp 3'ü. 9,42. Böl bunu 2'ye. 9,42 abicim. Doğru mu yaptık? 42 doğru. Evet. 4, 8 çıkardım. 1, 4 indi. 7, 14, en son 1. 4,71 olaraktan B şıkkında cevabımız gelecek papyonların alanı. Yani çarpma. Bekle. Sayı yaz. Şununla şunu çarpacağım da bekle. Ona ne işlemi yapacaksan yandaki devam eden işlemde mutlaka sadeleştirme var. Uzun uzadıya gitme. Yukarıdaki O merkezli 9 cm yarıçaplı. Daire dilimin alanı 162. Şurasında alanı 162'ymiş. Pi r kare diyeyim. Yani 3 çarpı 9'un karesi 81 eşittir. Ne oldu? 243 cm kare. Tüm dairenin alanı. Pi r kareden. Şurası 162 ise ben önce şu dereceyi bulacağım alan oranından. Sonra x'e gideceğim. X'le ilgili bir şey şu an bilmiyorum. X'in dışını biliyorum. Dışının alanı 162. O zaman şu dereceyi bulayım ben. 360'a 243 düştüyse hangi dereceye 162 düşer? İçler dışlar. Hadi bakalım. 360'da 162 bölü 243. Hocam neyle sadeleşecek diyen arkadaşlar için 81'in 2 katı, 81'in 3 katı. Tamam mı? Yukarıda 2, aşağıda 3 kaldı. 360'ı da 3'e bölersem tak tak 120'ye. 120 ile 2'yi çarp. Şurası 240 dereceymiş sevgili arkadaşım. İçeriye ne kaldı? 120 derece. Okey mi? Bize sordu. X açısı 120 derece. Şimdi geliyoruz. İşte çember ve daire ile ilgili problemler, sorular. Dairenin alanını, çevrenin alanını, çevrenin uzunluğunu, çember parçasını, daire parçasını bunları hesaplamayı gördük. Hadi bakalım. Diyor ki yandaki bisikletin tekerleğinin yarı çapı 40 cm'dir. 10 tam tur dönüş yaparsa kaç metre gider? 10 tam tur. Önce bir çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı r. Tamam mı? Evet, 2 çarpı 3,14 çarpı r'miz 40 arkadaşlar. Bu bunun çevresi. Bir de en son ben burayı bir de 10 ile çarpacağım. Doğru mu? Şimdi hep bütün şunun sonucu. Hocam ne kadar karışık. Ne kadar karışık değil. Bu sıfırı, bu sıfırı sil. 2,6 314 olsun. 4, 1, 314 ve 2. O zaman 4 ile buraya çarpıyorum. 8, 314 ile 8'i çarpıyorum arkadaşlar. Bunun sonucu bu çıkacakmış. İsterseniz burayı çarpın. Sonra 10 ile çarpın. Onu da görebilirsiniz. Ben bütün çarpacaklarımı yazdım. Virgülü kaydırdım, götürdüm. Sıfırları ataraktan sadece. 4 kaldı. 314 kaldı, 2 kaldı. Yani 314 ile 8'i çarpıyorum. 32 elde var 3. 8, 11 elde var 1. 24 elde var 1 daha 25. 2512 santim yol alır. Bana ne diyor? Metre. Bak 2512 santim. Metreyi çevirirken iki basamak küçült. 25,12 metre yol alacaktır diyoruz. Şimdi bu soru çok ilginç, çok güzel, bir yandan da çok kolay bir soru. Önce uzun yoldan çözeceğim size. Yukarıdaki verilen traktörün ön tekeri 20 tur döndüğünde bunun çevresi ne olur 2 pi r'den? 2 çarpı 3 çarpı 30 santim yarıçapı. Ne oldu? 6 çarpı 30, 180. Burası 20 tur döndüğünde. 180 bunun bir çevresi. 20 tur döndüğünde çarpı 20'lik kadar yol alır. Ne olur? 36, 3600 santimlik yol alır.
Arkadaki teker kaç tur döner? Bunu eşittir 2 pi r diyeceğiz çarpı, yani bunun çevresine böleceğiz. Bunun çevresi ne? 2 çarpı 3 çarpı 50. Yani ne oluyor burası? 6 çarpı 50'den arkadaşlar 300 santimetre bunun çevresi. Bunun bir çevresi 300, ön tekerde 3600 olalmış. Kaç tur döner? Böl bunu 300'e. 12 tur döndüğünü göreceksin. Peki kolay yolunu göstereyim. Bu uzun yoluydu. Ön teker ve arka teker arkadaşlar aynı yolu gidiyorlar. O zaman ters orantılı gidecekler. Bu 20 tur gittiğinde 20 çarpı 30 eşittir 50 çarpı n. Tur sayısına n diyorduk. Tamam arkadaşlar. Ne oldu? 600'ü 50'ye böl. N'in 12 olduğunu buradan da görebiliyorsun. Ters orantı vardır. Bu soruda iki yolu da gösterelim dedik. Güzel bir soru. Yarı çapı 38 cm olan basket topu eşit bölmeli A noktasına yuvarlanmıştır. Yolun tamamı 300. Kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar 10 bölme var. Her santim 30'a geliyor. 30, 30. Peki bu yuvarlandığında ne kadar edecek? 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 38. Yani 6 çarpı 38 çarpı 6'yı bulalım bakalım. 48'in 8'de de var. 4, 18, 4 daha 22. 228. Arkadaşlar 30, 30 gittiğinde 228'in üzerinde neresi denk gelecek acaba? Sayalım. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Aha buraya geldi. H ile I'nın arasına gelecek diyoruz burada top yuvarlandığında. Bu bölümün son sorusu çapı 20 metre olan, çapı 20 metre, o zaman R'si 10. Soruyu dikkatli oku. Çap bize lazım dedi, yarı çap. Bir dönme dolabın Ahmet 1,5 tur döndüğünde kaç metre olan 1,5 tur döndüğünde ne kadar mesafe gider? Şimdi arkadaşlar 1,5 tur döndüğünde. Şimdi bir turu 2 çarpı pi'miz 3 çarpı yarı çapımız 10 metre. 60 metre bir tur. 1,5 tur nedir? Bilen hemen 90 olduğunu söyler de 1,5 3 bölü 2 ile çarpmak demektir. 60 çarpı 3 bölü 2 180 bölü 2'ye ne oldu? 90 metre yer alacağını, yol alacağını arkadaşlar bulmuş oluruz diyoruz. Devamında bir videoluk kısım daha kaldı. Çember Vedaire'nin ikinci videosunu bu şekilde bitirmiş olduk. Açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımızın Kadir Hocam kanalından oynatma listesine girerekten arkadaşlar bütün sınıflarınızı bulabilirsiniz. Rahat bir şekilde derslerinizi izleyebilirsiniz diyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.